Bugün yaylaya çıkacağız. Bakın şuraya. Kemal çok kötü. Bu ne? Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar, günaydın. Bugün yaylaya çıkacağız. Bakın şuraya, yani şu yoldan gideceğiz, şuradan oradan yukarı çıkacağız şuraya. Eşim de yanımda, Kemal. Kemal, hem kenger toplayacağız hem de dağdaki ağaçlarımızı kontrol edeceğiz, bakacağız ne durumdalar. Su akıyor. Buradan yukarı çıkacağız arkadaşlar. Ya Allah. Burası şimdi kullanılan yol, bu yol. Çünkü bizim diğer yayla yolu kapandı. Bu yolu kullanıyorlar. Daha açılmadı yolumuz. O yüzden köylüler bu yoldan gidip geliyor yaylaya. Hiç kimse daha tarlasını ekemedi. Tabi soğan falan diken var da, o da bu yoldan gidip geldiler. Yani buradan götürdüler soğanlarını atlarla. Hayvanlara da yazık yani. Atın bu yolda çıkması çok zor. Bir de yükle çıkıyor. Ben depremden sonra hiç yaylaya çıkmadım arkadaşlar. İlk defa çıkıyorum bu arada. Burada biraz dinlendik, mola verdik. Yukarı çıkmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Az kaldı arkadaşlar. Şurası. Şu ağacın yukarısı değil mi yol Kemal? Oraya gidip oradan gideceğiz. Hadi gidelim. Yola geldik arkadaşlar. Bakın. Eski yayla yolu. Bu yolda şuradan geliyor. Şu köyün arkasından geliyor. Şu karşıda görmüş olduğunuz köyü kapatacaklar arkadaşlar. Yani öyle söylendi. Herhalde zemininde bir sıkıntı var, yoksa kapatmazlardı diye düşünüyorum. Şimdi yolumuza devam edelim. Değil mi Kemal? Çok susadık. Köyümüz aşağıda kaldı bakın. Deve dikeni.
Az sadece. Bu içindeki süt çok faydalı. Bu süt var. Süt mü? Baksana süt çıkmış. Burada da süt çıkıyor. Keçi sütü gibi. Bana versene onu. Buyurun. Sağ ol. Anlat kıyım. Sütü görüyor musun? Bu sakız olacak. Arkadaşlar süte bakın. Bu sakız olacakmış arkadaşlar. Bunu böyle bırakıp gidiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Şuradan gideceğiz. Şuradan şöyle şu tepenin ardına gideceğiz, şuranın arkasına. Su orada. Ben de çok susadım. Gerçekten çok kötü. Burada çalışıyorlar. Hadi gidelim. Karşı dağda taşlar geliyor arkadaşlar. Depremden beri hala geliyor. Hiç durmadı. Bakın şu kısım. Şu kısım bayağı depremde geldi. Yani 4 aydır sürekli taş geliyor. Hala durmuş değil. O yüzden kimse o dağın yamacından gitmiyor. Orada bir yol var normalde. Yaptın mı hemen? Var bundası. Aha su. Ay Allah, kimseyi susuz bırakmıyorsun. Dur su kere. Allah. Yukarıdan çıkıyor, buradan geliyor. Ha, boruda çıkıyor. Ay Allah'ım, sana şükürler olsun. Öyle susamışım. Kemal, bu su buz gibi. Ay burası çok kötü. Nasıl geçeceğim ki orada? Yol var. He, yol var, evet, bu yol. Evet. Evet. Çok tatlı bir yol. Aha, çok güzel. Orada kontrol getirmişler, artı getirmişler, artı. Taşlar hepsi depremde gelmiş. Şu kayadan kopmuşlar. Taşlar da oturmuş yerine, yoksa bastığınıza bir kaysa tamam. Buradan atla gelmişler ya. İnanamıyorum. Kemal, beni bıraktın gittin ha. Yavaş. Yavaş.
buraya geldik. Şimdi burada dinleneceğiz arkadaşlar. Birazdan çay pişireceğiz. Burası köylünün eskiden yaylaya göçtüklerinde kaldıkları yerlerden bir tanesi. Burada böyle taşlardan evler yapmışlar. Yani böyle barınak gibi. Çatısı olmayan, böyle üstüne çatı yerine odun atıyorlarmış. Bir ahır, bir oda, bir de mutfak gibi küçüklerden oluşuyor. Herkesin bir tane var arkadaşlar. Herkes yan yanaymış bakın. Bütün köylü buradaymış eskiden. Herkes buraya geliyormuş. Hep beraber keçilerini sağıyorlarmış. Hep beraber otluğa götürüyorlarmış. Şırnak'ta çekmiştim ya, aynen oradaki gibi. Şu an burada o kalmamış maalesef. Şurada bir tane ceviz ağacı var arkadaşlar. Bakın şurada. O eşimin eskiden kaldıkları yer. Yani onların damıymış. Şimdi o ceviz de onlara ait. Geçen sene de tam kuruyordu. Kemal geldi, su verdi. Hatta videosu var. Şimdi o suya şu boruyu bağlamaya çalışıyor. O boru da çok sert olduğu için şey olmadı, genleşmedi. Boruları geçen sene buldu, yolda gelirken toplamıştık. Buraya getirdi, koydu. Bakın şuradalar. Tekrar sularım diye. Şimdi şu suyun ağzına şu boruyu takmaya çalışıyor ki suyu şuradan alsın, götürsün. Şu ağaca versin diye. Diğer ağaçlara yetişemiyoruz. Yoksa diğerlerini sulayacağız. Bu tuta verebilirsin mesela Kemal. Eşim suyu bağladı. Aslan Kemal. Kaçıran yemeği tamir ediyorum. Tamam tamam Kemal, tamam. Kemal olmak zorunda değil. Hı? Hadi bağla da çayımız içelim. Kemal olmazın olmazıdır. Bende mükemmellik hastası var. Hastası. Hastalığı diyeceksin. Hastalar mı? Hastalık değil, mükemmeliyetçilik bir... Gördün? Su kaçırıyor mu? Hayır. Aferin. Kuş eter. Tamam. O da bir su kaçırıyor mu? Şurada bir su kaçağı vardı, onu da şeyle, poşette bağlıyor. Bu sefer oradan çıktı. Çıksın. Bir yerde çıksın. Tamam bak, çok zorluyorsun, o yüzden öyle oluyor Kemal. Çok zorlama. Geldi. Van van chef go azi le container ki antem ekipe kovara ek go ame van go sta sho sho ta sta muy ha go kamodin go go to sho salam tuna go am novin kaçak çay da var içinde. Bence yeter, çok demli olmasın. Kaçak çay içinde var ha. Tamam. Çok demli. Yapacağım. Yapacağım. Ben ürün akını. Kemal tamam, ha tamam. Benim bir tane elim var. Ben acıktım.
Vallahi. Şimdi arkadaşlar size kengerli yumurta yapacağım. Aslında bize yapacağım. Siz de izleyeceksiniz. Şöyle evden biraz yağ getirdim. Yolda da biraz kenger topladık. Yağ buraya gelene kadar erimiş. Dilberi. İyice yağda kızartıyorsun. Tabii bunu unla da banıyorlar da. Bizde un yok şimdi. Valla unu bilmiyorum. Una banıyorlar. Ama biz diyelim, eskide getiriyorduk, evde kızartıyorduk, yiyorduk. Kaynayamazsın ha. Sen çok sınırsa kaynayalım. Ekmek verir misin canım? Değil mi? Ama güzelmiş ha. Bu kadarını beklemiyordum. Güzel değil mi? Ben de çok beğendim. Valla ayakkabısız da insanlar gider yani. Eskide ayakkabı mı vardı? Eskiden babam bize bir terlik alıyordu. Böyle önü renkli. Kırmızısı vardı, mavisi vardı. Gidiyordu, getiriyordu çelikenler. Biz böyle bir seviniyorduk, bir seviniyorduk. Üstüne kavga ediyorduk. Çok çocuğuz ya. Babam bize Ankara lahsi alıyordu. Biz bir gecece yatağımıza koyuyorduk. Valla Ankara lahsi. Eskiden her şey değerliydi. O yüzden o ayakkabının kokusu hiç unutmuyorum. Değişik bir lastik kokusu var. Aa, o kokuyu içine çekince çocukluğun da aklına geliyor. Yani öyle bir ayakkabı giymek çok modern bir şey. Gözlerini kapat. Neyse, çayımı doldurun da sonra gözümü kapatalım. Ya Kemal, bırakma ben bir huzur içinde şey yapayım ya. Yavrum, hep Kemal diyen başka bir şey değil mi zaten? Ne diyen başka yanımda biri mi var? Mecbur Kemal yiyeceğim. Keçiler bilmiyorum, bugün sürüleri göremedik. İşte köyde 3 tane işte ailenin sürüsü var. Buraya gelecek daha. Evet, buraya gelmeleri daha iyi.
Aslında köyü arkadaşlar buraya getirmek istediler. Yani yerleşim olarak buraya taşımak istedi köylü ama kabul edilmedi. Burası güzel eski yerleşim yeri burada zaten. Kemal ağacını suladı. Yukarıdaki dut ağacına da çaydanlıkla su veriyor. Oraya borular yetişmedi. Bir dahaki sefere buraya iki tane bidon indiririz. Ki geldiğimiz ağaçları sulayalım. Ya da bir tane hortum ayarlamamız lazım burası için. Bu görmüş olduğunuz günü diyoruz. Keban neydi ya dikenin adı. Bunun böyle üstünden yakıyorlar ki kökünü çıkarabilsinler. Böyle yakmışlar. Sonra bunun kökünü çıkaracaklar. Ezecekler. Hayvanları yem olarak verecekler. İnsanlar için de ilaç yapımında kullanılıyor arkadaşlar. Bunun kökünü kaynatıp içebilirsiniz. Çok faydalı. Yani bir ilaç niyetine içiyorlar insanlar. Biz de eve doğru yol aldık. Şimdi böyle gideceğiz. Bakın şuradan aşağıya döneceğiz. Aşağı ineceğiz. Köyümüz şurada. Bir ay önce arkadaşlar burada bir yıldırım düştü. Bizim köyde bir komşumuz var. Onun 10 tane keçisi burada yıldırımdan dolayı öldü. Yani o da kendisi de keçiyi farklı yoldan gitmiş. O da demiş ki ben farklı yoldan gideyim. O da orada olsaydı belki ona da bir şey olabilirdi. Allah korumuş yani. Bakın tam şurada bir yere çakmış. Tam burada bir yerde yani. Burada bir yere yıldırım düşmüş. İlk kez burada böyle bir şey yaşanıyor bu köyde. İnşallah tekrarı yaşanmaz. Burası bizim tarlamız arkadaşlar. Geçen sene mısır dikmiştik. Geçen seneki videolarımızı izleyenler bilirler. Bu sene de mısır yapacaktık ama yolumuz açılmadığı için ekemedik. Böyle kaldı. Bir 10 gün içerisinde zaten yollar açılmasa böyle kalacak mecburen. Şimdi geldik ağaçlarımızı suluyoruz arkadaşlar. Burada ceviz ağaçları var. Şurada kayısı var mesela. Burada elma var. Yok erik mi bu? Şu aşağı kısımda bakın duvarın üzerinde bir sıra cevizlerimiz var arkadaşlar. Bu cevizlerin sulanması gerekiyor. Yoksa kururlar. Çünkü bu sene hiç su vermedik. İlk kez geliyoruz. Şu görmüş olduğunuz büyük taş tam şuradan gelmiş arkadaşlar. Bu taş da yola düşmüş. Bunların kaldırılması gerekiyor ki traktör buradan geçebilsin. Bunlar eski küçük yayla evleriydi. Hepsi yıkıldı. 3 tane vardı burada. Yok 4 tane. 4'ü de yıkılmış. Bir tanesi bu. 2 tanesi de şu ileride.
Şimdi normalde bütün tarlalar ekili olurdu. Ama yani şu an %10'u falan ekili. Bunları da mesela şuna tütün dikmişler, şuna soğan dikmişler. Ekili olan tarlalar da atla gelip ektiler arkadaşlar. Yani atla yüklerini getirdiler. Atla tüm malzemelerini getirip bu şekilde ekim yapabildiler. Bu taş da yukarıdan gelmiş. Az kalsın düşüyordu. Baksana şunun büyüklüğüne. Burası bizim diğer bahçemiz arkadaşlar. Buraya biraz ağaç dikmiştik. Ama buranın sulamasını yukarıdan yapıyorduk. Yukarıya havuz yapılmıştı. O havuzu taşlar değmiş, havuz kırılmış. Şu taraftan bir boru bağlamıştık. O borular da hep kesilmiş. Taşlar gelmiş, üstüne parçalara ayırmış. Yani burayı nasıl sulayacağız o belirsiz. Yukarıdan taş gelmiş arkadaşlar. Şöyle şuraya deyip tekrar aşağı gitmiş. Burada böyle bir çukur oluşturmuş. Bakın. Bayağı kayalar düşmüş. Bakın karşı tarafta şurası tamamen kopup gelmiş. Şimdi biz oradan geçeceğiz. Tehlikeli ama mecburuz artık. Buraya gelmek pek güvenli de değil açıkçası. Hala taşlar geliyor çünkü. Orası da çok kötü. Şurası çok kötü. Buradan aşağısı kötü. Yukarıda fazla bir şey yok ama buradan aşağısı köye kadar çok kötü olmuş. Eşme diyorum yani buraya sadece şey yapalım. Ceviz dikelim. Başka türlü bırakmazlar yani daha keçileri. Tel çevirmeye kalksak o da çok büyük bir masraf. Yani en iyisi şöyle teraslama ağaç dikmek. Yani şuradan mesela şöyle teraslama ağaç dikmek. İşte şuraya 3-5 tane ağaç dikmek. Başka zaten buraya ne ekerseniz ekin hiçbir şekilde bir verim elde edemezsiniz. Yani bir kazancınız olmaz. Şuraya yani burası 200 metrekare bile değil. Öyle bir yer. Bu ağaçları nasıl sulayacağız Kemal? Zor. Zor. Hadi eve gidelim. Geç kaldık. Yolda tehlikeli ya. Şimdi şuradan gideceğiz arkadaşlar. Gel Kemal. Ay inanmıyorum. Çok ürkütücü. Ben nasıl geleceğim? Kemal çok kötü. Bu ne? İnanmıyorum. Şuraya bak. Kapatıyorum kamerayı arkadaşlar. Geçmem lazım. Burası köyün yolu arkadaşlar bakın bu şekil olmuş yani ben bilseydim bu şekil olduğunu bu taraftan gelmez mi en azından diğer taraftan inerdik bu şekilde çok tehlikeli yani bir taş gelse kafanıza tamam yol bu şekilde bu iyi hali yukarıyı gördünüz aşağı doğru gidiyoruz aşağıda çok kötü olmuş galiba. Birkaç yer daha o şekil olmuş. Şurada bir yer var. Çok kötü olmuş. Burası sizin Aziz'in tarlası. Oho. Taşlara bak. Şu taşların hepsi arkadaşlar tarlaya girmiş. Bu kaynımın tarlası. Komple kaymış gitmiş. O taşlar nasıl çıkacak Kemal? Çok büyük bence kepçeyi getirsin kepçesiz çıkmaz. Az bir şey değil ki. Şu kayalara baksana Kemal şuralara. Nasıl kopmuş. Ay. Eve gitseydik sağ salim görmesek de olur. Dur hele. Yok ben. Aşağıya göster. Aşağı böyle. Oo, şuraya giden taşlara bak. Hı hı.
Hadi gidelim. Şuradan geçtik. Tabi çekemedim orayı. Bakın ne olmuş buralar. Dikkat et Kemal. Baksana ceviz nasıl devir şey olmuş. Taş değmiş herhalde. Bu sene buradaki su azalmış. Kaya da yine yukarıdan gelmiş. Şu da gelmek üzere bekliyor. Hazırda bekliyor. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Çok tehlikeli bence. Yine buradan da kum çıkıyor. Geliyorum. Taşlara bak. Yukarıda şey yapılamaz yani. Tarlalar yapılamaz. Yapanlar da atlarıyla gidiyorlar, yapıyorlar. Bu da işkence yani. Gidiyorlar ama ne çileyle. Dikkat et Kemal. Neske abi avke hissek gibi. Burada ayı mahkesi şuna vardı artık. Taş mı? Büyük taş aşağıdaki. Evet, o tarlaya düşmüş dediğim taş var ya, şuraya düşmüş arkadaşlar. Bakın dev taşlar yani, öyle evet, küçük dediğim. Taş şuradan gelmiş arkadaşlar. Kaynımın tarlasına zıplamış, oradan tekrar aşağı. Bakın şurada. Çok büyük bir kaya. Gaziye bak ne kadar... Şu karşıdaki dağda bakın şu kum hepsi şeyde geldi. Depremde geldi. Bakın şuraları resmen tıraş etmiş yani, böyle deprem tıraş etmiş. Hala da geliyor yani, her gün taş geliyor aşağıya. Bakın şuralar, şuralar, her yer. Kayalar hepsi koptu geldi. Şu kum. Hepsi geldi yani. Bir de dağ keçileri yok arkadaşlar. Dağ keçilerini hiç göremedik bu sene. Valla aklı olan bu yoldan gelmez. Yani ben bilseydim böyle gelmezdim. Çok tehlikeli ha. Her an üstüne bir taş gelebilir. Gelmese bile yani taş şuradan yürürken düşebilirsin. Hey, orada taşlar hazır bekliyor. Çok büyükmüş ya. Şuradan gelmiş hepsi. Bayağı da bekleyenler var. Gidelim bakalım. Dikkat et Kemal. Memlekete tat kalmamış.